ve Büyükşehir Belediyesi'nin hiç borcu yok dedi. Ben burada erenlerden sesleniyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılı itibariyle 1.5 trilyon borcu vardı. Yalan söylüyorsam o bana orada bağırsın. Sen yalancısın diye. Ben ona bir şey demiyorum burada. Sadece 1.5 trilyon borcu var. Senin borcun yok dediğin belediyeyi söylüyorum. İstediğin kanalda, istediğin yerde gel bana yalancısın de. Yüreğin yetiyorsa. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hiç gayrimenkul satmadık dedi. Yine yanlış konuşuyorsun. 2014'te 2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satılmış olan gayrimenkullerin listesi basında bugün yarın yer almaya başlayacak. Almış olduğum paraların Vezne'ye giriş makbuzlarına dahil. Şimdi benim kafam şurada karışıyor sevgili hemşehrim. Bu adam yalan mı söylüyor? Yoksa bu adam belediyecilikten bir haber mi? Vallahi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar borcu olduğunu bilmiyor bu adam. Bakkal dükkanı yönetim gibi belediye yönetmiş bugüne kadar. Tam bir arabesk belediyecilik yürümüş gitmiş. Maalesef ve bugün de gelmiş İzmir CHP'nin kalesidir. Aman ha bize oy atmazsanız AKP gelir. Kardeşim AKP hak ediyorsa AKP gelsin. Ne demek AKP gelir? Onu vatandaşımız bilir. Sen vatandaşa akıl mı vereceksin nereye yapacağını? Sen kal, ne icraat yaptın, ne icraat yapmadın onları ifade. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hesabını vatandaşımız görecek. Sana ihtiyacı yok. O meseleyi o çözecek. Ama kontenjandan seni de dahil edecek gibi görünüyor. Ha dikkat et. İkinizi birden gönderecek. Bir sağ bir sol. Tokadı bilemiş. Bir sağa varacak, bir sola varacak. Her taraftan sesler gelmeye başladı. Kapalı kapılar ardında yapılan kamuoyu yoklamalarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkan oyları sizi dehşete düşürttü. Panikletti. Ne yapacağınızı şaşırmış hale soktu. Elinizden geleni yapın. Her türlü siyaset mühendislerimizle, her türlü algı yönetimi mühendislerimizle ne yapmak istiyorsanız yapın. Milyonlarca dolarınızla verin dışarıya. Verin. Bu milleti bu saatten sonra artık istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. Bu millet bu saatten sonra 30 Mart'ın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bilincine vardı. Gerek insanlarımızla yapmış olduğu konuşmalardan, gerek sizin söylemiş olduğunuz yanlış kelimelerden, yalanlarınızdan bıktı. Üç ye dediniz iktidara geldiniz %51'de. Yoksulluk dediniz, insanları perişan ettiniz. Yolsuzluk dediniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluklarına imza attınız. Yasaklar dediniz. Bu yolsuzluklar ayağa ortaya çıkacak diye en başta Twitter'ı kapatmaya başladınız. Facebook'u nasıl kapatacağız diye düşünüyorsunuz. Medyaya zaten el koydunuz. Basında hiçbir şey yazmaz oldu. Kimse eleştiremez oldu. Ve insanları bir robot gibi oy atmaya yöneltmeye çalışıyorsunuz. Elinizden geleni yapın. Ama unutmayın ki Türkiye Cumhuriyeti'nin milleti Peygamber Efendimiz'in duasını almış bir millet. Dualı bir millet. Her zaman bir çıkış yolu bulunur. Her zaman bir alternatif bulunur. Günde 5 vakit namazını kılan insanlarımızın her namaz sonrası yapmış olduğu dua yüce Türk milletini hiçbir zaman darda bırakmaz. Hiçbir zaman hiçbir bırakmaz. Hangi ırka mensup olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun, hangi mezhepler olursa olsun, bizim bayrağımıza, ezanımıza, devletin bölünmez bütünlüğüne bizim gibi sahip çıktığı müddetçe başımızın üstünde yeri var. Kimseye aynı olmayacak. Biz adam ırkçıyız. Elhamdülillah samimi Müslümanız. Biz milliyetçiyiz. Biz devletin bölünmez bütünlüğüne sadakatle hizmet etmeye yemin etmişlerdeniz. Bunları siyasette kullanmayız. Bunlar siyaset üstü argümanlardır. Bunların arkasına sığınarak siyaset yapmayız. Biz Mehmet kardeşimle belediyecilikte
onlardan daha iyi olduğumuzu iddia ediyoruz. Daha iyi hizmet vereceğimizi iddia ediyoruz. Bu iddiayla yola çıktık. Ve sizlerden istirhamım. İzmir iklim şehri. İzmirli isterse yapar. İzmirli isterse herkesi şaşırtacak sonuçları ortaya koyar. Şu sancılı demokrasi tarihimize altın harflerle bir destan yazar isterse. Bu İzmir öyle bir ses verecek ki bütün Anadolu'ya, hürriyetçi, demokrat, hak, hukuk, adalet arayan ama her şeyden önce haysiyet arayan, milliyetçi, muhafazakar, devletin bölünmez bütünlüğüne inanan, bayrak diyen, ezan diyen insanların sesi olacak Allah'ın izniyle. 30 Mart'ta siz değerli hemşerilerim, bize sahip çıktığınız takdirde İzmir'in dağlarında çiçekler bir başka türlü açacak. 30 Mart'ta Mehmet kardeşimle Bayraklı'da 30 Mart'ta baharlar gelecek. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygılar diliyorum. Hürriyetçi Hareket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Sayın Murat Taşar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu alkış yeter mi arkadaşlar? Biz de diyoruz ki her yerden sizin de gururluyor. İzmir Büyükşehir Belediye'den içkilerde bayrağı dikecek miyiz arkadaşlar? Bayraklı Belediyesi'nin içkilerde bayrağı dikecek miyiz? Evet. Ne mutlu! Türk'ün diyarı! Ne mutlu! Türk'ün diyarı! Ne mutlu! Türk'ün diyarı! Allah yar yar huzurunuz olsun. Vatanınız mübarek olsun. Yolunuz açık olsun diyor. Saygılar sunuyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Başkanım size bir şeyler söylemek ister misiniz? Mikrofonun sözün sahibi, hemşerimiz Bayraklı'nı olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Sivil başkanımız Necat Sarıtaş Bey'e arz ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Çok değerli herhalde hemşerilerim, daha doğrusu mahallelerim diyeyim artık. Geçmişte ben bu mahallede yaşadım. O zamanı burada geçtim. Çay mahallesi herhalde. Evet. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayım, Sayın Belediye Başkanı, Muş Belediye Başkanımız eski sağ olsunlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin buradaki çalışmalarına katkı sağlamak adına buraya geldiler. Gelişimi haber vermişlerdi. Hoş geldiniz.